Aysel. Buyurun efendim. Kim bunlar? Sigorta için efendim siperler geldi. Halit evde mi? Evde efendim, çalışmamasında. İyi tamam. Ressamın ilk atölye resimlerinden. O seriden 3 tane daha var. Hayatım. Efendim? Doktora gidecektik ya seninle. Vazgeçtim. Bugün sigorta işinin bitmesini istedim. Ama keşke bana da haber verseydin. Ben o kadar randevu aldım. Gideceğiz diye düşündüm. Şimdi her şey alt üst oldu yani, sinirlerim bozuldu. Yıldız, randevuyu akşam üstüne al. Nasıl olsa bütün gün boşsun. Ama adam çok dolu. Tamam, başka zaman gidersin o zaman. Hayatım, ben sabah uyandığımda da kendimi iyi hissetmiyordum, sana söylemedim. Operasyondan sonra muayene olmadım ya ben. Hem kontrol yaptıracaktım hem seninle bilgi alacaktık. Olmadı ki böyle. Sen onlara söylesen, tablolara baksalar, bunları sonraya bıraksalar, biz şimdi doktora yetişiriz. Yıldız, sen neyi anlamak istemiyorsun? Bu iş bugün bitecek, nokta. Şimdi yukarı çıkıyorsun, kasanda ne var ne yok aşağı indiriyorsun. Burada bakacaklar onlara. Tamam. Bir daha arayayım bakayım adamı. Size kolay gelsin. Nereye gidiyorsun? Zeynep'le buluşacağım, sonra doktora gideceğim, söyledim ya. Ben birazdan bitecek, beraber gideriz. Yok yok, gerek yok, senin işin Yıldız, var. Yıldız. Otur şöyle, bekler misin? Sahte mi? Aa, hayatım. Taşlar gerçek değil, zirkon kullanılmış. Nasıl olur? Hayatım, kuyumcun seni herhalde kazıkladı. Sen istersen dava aç ona. Benim 40 yıllık kuyumcum. Böyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Ha, o zaman beyefendi, siz emin misiniz sahte olduğuna? Evet, kesinlikle sahte. Evden biri yaptı bana. Evden biri mi? Ama evden kim yapar ki böyle bir şeyi? Aysel'den mi şüpheleniyorsun? Saçmalama. Aysel böyle bir şey yapamaz. Şimdi kayıtlardan anlarım yani. Ne kaydı? Kamera mı koydun sen odaya Halit? Ben giyiniyorum odada. Kamera odada değil. Kamera kasanın içinde. Şimdi göreceğim kim olduğunu. Bana bunu yapmaya nasıl cesaret eder? Hapislerde süründüreceğim onu.
Son durum nedir? Halit Bey, maalesef kamera sisteminin kayıt mekanizmasına casus program yüklenip etkisiz hale getirilmiş. Kısacası kameralar var fakat kayıt etmiyorlar. Kim böyle bir şeye cesaret edebilir ki? Bazen bu durumlarda organize suç çetelerinin işi olabiliyor. İyi de yani neden iki tane parçayı değiştirsinler ki? Kasanın tamamını götürebilirlerdi. Önceden iki parçayla sizi denemek istediler. Bu işin kesin devamı gelecekti. Bu tür durumlarda ne yazık ki genellikle evdeki çalışan personelle işbirliği yapılmış oluyor. İyi de evde çalışanlarla yıllardır birlikteyiz. Dilerseniz parmak izleri alınıp emniyette hepsi sorgulanabilir. Mutlaka bir şey çıkacaktır. Halit, o kadarını da yapma artık. Olan oldu zaten. Yapacak bir şey yok. Peki bu en son kayıt ne zaman? Program yükleme tarihini belirleyebiliyor muyuz? Sezer, en son kayıt tarihi ne zaman görünüyor? Ekim'in ilk haftası. Ekim'in ilk haftası Halit Bey. Kesin o tarih değil mi? O zamandan beri kayıt yok. Program çok önceden de yüklenip zaman ayarlı olabilir. Anladım. Bunu bilemeyiz. Tamam. Siz programı yeniden yükleyin. Tamam Halit. Ben bir personelle bir konuşayım bakayım. Acaba Kemal mi yaptı bunu? Yıllardır verdiğiniz hizmet, harcadığınız emek yatsınamaz. Ama evde yaşanan şüpheli olay benim canımı çok sıktı. Bu şartlar altında birlikte çalışmamız mümkün değil. Nasıl olur? Hepiniz işten kovuldunuz. Halit Bey. Duydun değil mi? Yarın şirkete uğrayıp tazminatlarınızı alabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Çıkabilirsiniz. Halit Bey. Aysel. Yapmayın olur. Ben Aysel. Çıkabilirsin dedim. Halit. Ne yaptın sen ya? Herkesi kovdun. Ne demek ne yaptın? Kasam açılıyor. İçinden mücevher alınıyor. Yerine sahtesi konuluyor. Kamera görüntüleri siliniyor. Ne yapacaktım? Elim kolum bağlı duracak mıydım? Ama ne malum onların yaptığı? Kurunun yanında yaş da yanar. Tek tek kim yaptı diye araştırıp zaman kaybedemezdim. Hepsinin gitmesi iyi oldu. Bari Aysel kalsaydı. Yıldız, biri gider, biri gelir. Yapacak bir şey yok. Ha bu arada kasaların şifrelerini değiştirdim. Bir tek ben biliyor olacağım. Eğer sen bir şey takmak istersen bana söyleme yeterli. İyi, tamam. Saat kaçtaydı? Ne saat kaçtaydı? Dünden beri başımın etini yiyorsun. Doktora gidilmeyecek miydi kontrol için? Ha doktorun asistanı aradı, ameliyatı çıkmış da başka bir tarihe ertelediler. Ha, iyi oldu o zaman. Birkaç işim vardı zaten benim, sonra dinlenmek istiyorum. Tamam. Peki şimdi evin işleri ne olacak Halit? Herkesi yolladın. Yarın Bodrum'daki ekip gelecek. Bu arada sen bir şeyler yap. İyisin ama değil mi? İyiyim de ben ne yapayım? Yemek yap. Tamam, o zaman bir şeyler düşüneyim ben. İyi. Aysel. Hani niye bana öyle kötü kötü bakıyorsun? Sanki ben kovdum seni. Yıldız Hanım, ben hiçbir şey yapmadım. Yıllardır buradayım, harama el sürmedim. Ya biliyorum Aysel ama sen de Halit'i tanıyorsun. Yani şimdi bir kişiyi tutup diğerlerini gönderemez ki. Yıldız Hanım, ben diğerleriyle bir miyim? Benim ömrüm bu evde geçti. Üzülme Aysel, başka iş bulursun. Yok vallahi Yıldız Hanım, bu işi siz düzelteceksiniz. Anlamadım. Bu evdeki herkesin sırrı var bende. En fazla da size. Aysel. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Tazminatını alacaksın işte. Git başka iş bul. Ben kimseye hırsızlık şüphesiyle evden kovuldu dedirtmem. Ya Halit Bey beni buraya geri alacak ya da bütün bildiklerimi anlatacağım. Ay sen saçmalama. İkimiz de biliyoruz Halit'in seni geri almayacağını. Vallahi benim bildiğim tek bir şey var. O da siz isterseniz her şeyi yapabilirsiniz. İki gününüz var. Beni aklayacağınıza eminim. Biz
sen kalmıştın benden bir şey istemeyen. Allah kahretsin ya. Efendim Zeynoş'um. Alo ablacığım, nasılsın? İyiyim canım, sen? Ha, var mı bir ağrın sızın falan? Yok yok, iyiyim. Yat yat, nereye kadar ayaklandım zaten. Hatta şu anda yemek yapıyorum. Yemek mi? Neden ve o evdeki insanlardan ne istiyorsun? Ha, çok komiksin. Ya Halit evdeki bütün personeli kovdu. Yarın yenileri gelene kadar da iş başa düştü. Nasıl kovdu, niye? Aman uzun hikaye, boş ver. Evdeki herkes eserekli zaten. Allah Allah. Ya al şu kağıdını da git artık ya. Ne diyorsun Zeynep? Yok ablacığım, sana demedim ya, sana demedim. Bir şey söyleyeceğim. Ben Alihan'a söyledim bebekle ilgili gelişmeyi. O da çok üzüldü. Sağ olsun. Ya ne diyeceğim sana? Biz akşam Hakan ve İrem'le yemek yiyeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Bir Halit'e söyle istersen. Hayır, şimdi Halit'e sorsam gitmeyelim diyecek. Boşuna moralim bozulacak. Boş ver. Tamam, sen bilirsin. Beni haberdar et kendinden, olur mu? Merak ediyorum seni. Tamam canım, hadi öptüm. İşim var, bay. Bu ne oldu böyle ya? Bir ronda monda bir şeyler yok muydu ya? Hepsini çıplak elle yapıyorum. Tarihte daha bir sürü şey var. Bunlar çok detaylı. Ben bu kargaşadan vazgeçeyim. Makarna yapayım. Makarna yesinler bu akşamlık. Aysel! Aysel! Bu masa hazır mı? Değil. Nerede bunlar? Ben sabahtan beri bağırıyorum, bir Allah'ın kulu yok ya. Vallahi ben de anlamadım. Aygün yok, Aysel yok. İyice şımardılar tabii. Niye şımardılar? Çünkü evin hanımı Yıldız. Zehra, yine niye bağırıyorsun? Ya baba, bu Aysel ailen hiçbiri yok. Bir kulağını çek sen bunların ya. Bak saat kaç, hala masa hazır değil. Yıldız da yok ortada. Oh! Hepsini gönderdim. Ne? Nereye gönderdin? Nasıl yani? Aysel abla artık yok mu? Yok. Personel değişikliği olacak. Baba ne oldu böyle bir günde hepsini gönderecek? Bugün bir tatsız olay yaşandı. O yüzden de işlerine son verdim. Baba peki ne olduğunu söyleyecek misin? Söyleyeyim. Evde hırsızlık oldu. Ne? Hırsızlık mı? Baba, Aysel abla böyle bir şey yapmaz. Baba ben bir şey diyeceğim ya. Bu Yıldız belki düşürdü yine bir yerde, milletin üstüne atıyor. Saçmalama Zehra. Olay bu kadar basit değil. Kasa açılıyor. İçinden iki tane gerçek mücevher takı alınıyor. Yerine sahteleri bırakılıyor. Ve gizli kamera kayıtları da siliniyor. Bu tamamen organize iş. Ne diyorsun babacığım ya? Hepsini tek tek sorgulatmadım. Hani hangisi suçlu diye şüphelenip huzursuz olacağımı, hepsini birden gönderdim gitti. Ya evde atraksiyon hiç bitmiyor. Artık kasa açmak ne demek ya? Baba, bir daha gelmezler değil mi? Merak etme oğlum, gelmezler. Yani güvenlik değişiyor, gizli kamera sistemi değişiyor. Bodrum'daki personel de buraya geliyor. Dışarıda mı yeseydik acaba? Gerek yok. Yıldız aşağıda bir şeyler hazırlıyor. Yıldız mı? Evet. Geldim, geldim. Ay düştü, düştü. Lila, kalk hayatım, yardım et bana sen. Şimdi sofra hazır. Dur, dur. Zehra, sen de yardım et, hadi. Zaten 5 tane tabak var. Ay. Dur yavaş. Yemek hazır. Heh, nihayet. Tata. Bu ne be? Salçalı makarna. Aman Allah'ım. Keşke bize böyle tarhana çorbası gibi falan bir şeyler de yapsaydın. Tarhana çorbası yapamam, zor o. Yemek pişiremediğini söyleseydin dışarıdan sipariş verirdik. Hayatım, onu beni mutfağa göndermeden önce düşünseydin, canım çıktı. Nereden bileyim beceremediğini? Ver Liloş. Ben yemem bunu. Bunun salçalar üzerinde top top duruyor. Ay hayır, istemem ben. İyi tamam. Çok teşekkür ederim nezaketinize. Ben yerim. Baba, dışarıdan söylesek olur mu? Olur oğlum, söyleyelim. Halit'ciğim, ben 2 saattir boşuna mı uğraşıyorum mutfakta? Ellerine sağlık da boşuna uğraşmışsın.
Benim donanımım içinde yemek yapmak yoktu. Babam da bunu biliyordu. Ben yerim. Şap gibi olmuş. Halit. Ne söylüyorsunuz söyleyin bana da ben bunu yarın öğlen yiyeceğim. Ay hala soğan kokuyorum ya. Bir şey de beceremedim ki. Ay Seller gidince bütün düzenim bozuldu. Bu kamera görüntüleri nasıl silindi ya? Kesin Kemal'in parmağı var bu işte. Soracağım. Yarın görüşmemiz lazım. Şirkete gel, orada konuşalım. Gıcık. Oldu canım. İstersen sen eve gel. O zaman orta yolu bulup ben de buluşalım. Bak hemen nasıl atladı. Ben biliyorum malımı. Sabah geleceğim. Bakalım neyin peşindesin Kemal Bey? Kemal beni niye aramıyor acaba ya? Ben arasam ne olur yani? Ben de bir hoşum. Efendim Zehra? Kemal uyumuyordun değil mi? Yok uyumuyorum. Ya ben biraz baykuş gibiyimdir. Geceleri geç yatarım. Ya ben de öyleyim. Ben yarın... Şirkete gelecekti. Bir işlerim var da acaba oralardan sen bir kahve içer miyiz? Hadi ya. Ben yarın şirkete uğramayacağım. Dışarıda işlerim var ama ya. Tamam. Ya ben zaten Hüseyin'e söylemiştim. Ama başka zaman telafi ederiz eğer sana uyarsa ha? Tamam Kemalciğim. Güzel. Tamam. Ben seni arayacağım. Görüşürüz. Görüşürüz. Arayacağım diyorsun. Hiç aramıyorsun ama Kemal Bey. Anca laf. Bugün öğlen Bodrum'daki personel gelecek. Onlara ne yapmaları gerektiğini anlatırsın. Hayatım. Hı. Ya acaba bir tek Aysel'i geri mi alsan? Hayır. İşten atılanın tekrar işe alındığı nerede görülmüş? Ama Aysel bir şey yapmadı ki. Hem bu evde o benim elim ayağımdı. Şimdi yeni personele evi anlat, işi anlat. Yıldız, bütün günü alışveriş yapıyorsun. Eve geldiğin zaman da evde oturuyorsun. Bir zahmet de onlara anlatıver ne olduğunu. Üşenmiyorum, anlatırım ama... Ya şimdi Aysel senin kaç yıllık emektarın? Haksızlık değil mi yani ona bu yapılan? Haksızlık olduğunu düşünüyorsan kimin yaptığını bul o zaman. İyi peki tamam. Benim yalnız bir işim var. Öğleden sonra geri döneceğim eve. Ne işin var? Gidemediğim doktora gideceğim sonunda. Ha. Bana sen de gel diye ısrar etmeyeceksin herhalde. Ama yok. Etmeyeceğim, anladım gelmeyeceğini. Hayır, istiyorsan gelebilirim de. Gerek yok hayatım, ben giderim. İyi. Akşam görüşürüz. Faysel ya. Raporları yolladınız mı siz? Tamam, ben hallederim. Ama onları masama bırakın ki inceleyebileyim, olur mu? Yarın 2'de. Tamam, harika. Ben sizi arayacağım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hamile halinde buralara kadar geldiğine göre önemli bir durum var, ha? Hamile değilim. Bebeğimi kaybettim. Yıldız,
Çok özür dilerim. Düşüncesizlik ettim, bilmiyordum. Sağ ol. Kemal. Bizim evdeki kameraları, o programı sen mi yüklettin? Beni bu kadar iyi tanıman o kadar çok hoşuma gidiyor ki, bir bilsen. Neden yaptın böyle bir şeyi? Yıldız, ben o evde çalışırken kimsenin benden şüphelenmemesi lazımdı. Takdir edersin ki evde olanları görüp bilmek benim işime gelirdi. Şu an teşekkür etmen gereken andayız. Bizim evi gözetlediğin için mi teşekkür edeyim sana? Yıldız yapma. Neden bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Mücevherleri değiştirdiğini gördüm. O görüntüleri silerek de senin hayatını kurtardım. Hoş geldin Erin. Kemal abi, işin yoksa konsolda maç yapar mıyız? Yaparız tabii, süper olur. Süper, gel bu taraftan. Tamam. Sen geç, oyunu aç, ben bir ellerimi yıkayıp geleyim, olur mu? Olur abi. Ben işimi garantiye almadan çalışamam. Ah Yıldız, ah. Daha neler yapacaksın acaba? Göründüğü gibi değil. Annemin çok paraya ihtiyacı vardı. Benim de param olmadığı için mecbur kaldım. Bana bir açıklama yapmak zorunda değilsin Yıldız. Benim hakkımda yanlış düşünmeni istemem. Dediğim gibi beni ilgilendiren bir durum yok. Tamamen kocanla senin aranda. Ama pek kocanla senin aranda kalmamış gibi duruyor, ha? Yardımın lazım. Kısacası Aysel'in eve dönmesi lazım. Yoksa bizi gördüğünü gidip Halit'e söyleyecek. Hatta daha kötüsü gazetelere düşeceğiz. İyi de ben ne yapabilirim ki? Mücevherlerin gerçeklerini satın alabilirsin mesela. Yalnız ben sana hiçbir zaman geri ödeyemeyebilirim parasını. Çünkü benim öyle bir param yok. Diyelim ki sana yardım ettim. Sen de gittin Aysel'in masumluğunu ispat ettin. Ama ne malum Halit'in Aysel'i geri işe alacağını. Nereden bileceğiz yani? Orası bende, ben halledeceğim. Sen yeter ki bana yardım et. Yalnız bir sorunum daha var. Halit bütün mücevherleri alıp kendi kasasına koydu. Şifresini de değiştirdi. Benim o kasayı açmam lazım ki gerçek mücevherleri koyabileyim. Dijitalse eğer ben onu hallederim bir şekilde. Dijital. İyi tamam, ben bir tane adam yollarım. En kolayından bahsediyorsun. O çok kolay bir şey. Kabul ediyorsun yani. Benim için onu yapacak mısın? Yaparım. Yaparım da benim de senden bir isteğim olabilir. Yeter ki şu olay hallolsun. Ne istiyorsan söyle. Sonra söyleyeceğim. Neden? Canım öyle istiyor. Önce senin istediklerini bir yapalım, sonra benimkini konuşuruz. Ben şimdi konuşmak istiyorum, bilmem lazım.
Yıldız, bu işten sıyrılmak istiyorsan eğer benim şartımı kabul etmek zorundasın. Benim şartımı da sonra söyleme. Keyfim bilir. O ne demek ya? Ne istediğini bana açık açık söylemek zorundasın. Hiçbir şeyin zorunda değilim. Bu hikayede zor durumda olan sensin, ben değilim. Yanlış anlaşılma olmasın. İyi. Haber vereceğim sana. Dört gözle bekliyorum o haberi. Yıldız. Güle güle. Aysel, bir saate çay bahçesinde ol. Aysel, çok çabaladım ama seni geri döndürmenin bir yolu yok. Niyeymiş? Çünkü Halit bir lafımla seni geri almıyor. Suçsuz olduğuna ben inanıyorum ama bunu kanıtlamanın da imkanı yok. O zaman bu akşam Halit Bey'e benim gördüklerimi benden önce siz anlatın da alışmış olsun. Aysel, yapmam demiyorum sana. Olmuyor diyorum. Yıllarımı verdiğim evden hırsız damgası yiyip kovuldum. Bu yapılanları kimsenin yanına bırakma. İyi de ben mi kovdum seni? Üstelik uğraşıyorum da işte, daha ne yapayım? Siz kovmadınız ama sizin aklınızda bildiklerim var. Aysel, şu anda seni öldürmemek için kendimle savaşıyorum. Başıma her türlü şeyin gelebileceğini bildiğim için yakın bir tanıdığıma Halit Bey'e verilmek üzere mektupta bıraktım. Ne? Aysel, saçmalama, kafayı mı yedin sen? Yani şaka yapıyorum, herhalde öyle bir şey yapacak halim yok. Bak, biz şöyle yapalım, ben sana bir miktar para vereyim. Konuyu da kapatalım, olur mu? Ben diyeceğimi dedim. Ben para falan istemiyorum. Ben işimi bir kere istiyorum. Bu da bize dura dura kafayı yedi iyice. Aysel yüzünden Kemal'e muhtaç kalacağım. Şimdi gerçekten yolun sonundayım. Psikopat Aysel'i kurtarmazsam benim hayatımı mahvedecek. Kemal'e de güvendim ama kim bilir neyin peşinde. Efendim Yıldız. Kemal, ben çok rahatsızım ne istediğini söylememenden. Ne evet dediğimi bilmek istiyorum. Öyle olmaz. Benim şartımı kabul etmen gerektiğini söyledim baştan ben sana. Ya böyle bir saçmalık olabilir mi sence? Yıldız, hiçbir şey bedavaya gitmez. Bazı şeylerin bedeli de para değildir. Bir süre bu belirsizliğe katlan, sonunda bak işi görülecek senin de. Neden bu kadar kötüsün? Kötü mü? Yıldız, ben senin için kendimi riske atıyorum. Sen farkında mısın? Beğenmiyorsan geç kocanın karşısında anlat her şeyi. Yapabilir misin? Yapamazsın. Neden yapamazsın biliyor musun? Çünkü sen yaşadığın hayattan vazgeçemezsin. Şimdi söyle bana, hangimiz kötüyüz? Sen mi, ben mi? İyi tamam Kemal. Yarın adamı yolla. Tamam, sen de kuyumcunun adresini yollarsın. Efendim Yıldız. Kemal, Halit çıkınca sana haber vereceğim. Yarım saat adam burada olur mu? Olur olur olur. Ben de zaten şimdi takıları almaya gidiyordum. Tamam, haber ver bana. Tamam, veririm. Sonra bir yerde buluşuruz, takıları da sana veririm. Olur. Sen benden ne istediğini hala söylemeyecek misin? Yok, henüz değil. Çok gıcık oluyorum sana. Evet tamam oldu. Randevu almak istiyordum ben. Ben çıkıyorum, geliyor musun? Tamam hayatım. Güzellik, ben Gizli'nin telefondayım da. Geliyorum. Oldu, tamam. Ay, kapatıyorum. Merhaba beyefendi.
Benim bir arkadaşım buraya birkaç parça takısını bırakmış. İsmi Yıldız Argun. Yıldız Argun. Ha bildim. Sarışın yeşil gözlü bağım. Hatta geçen mesaj attıydı. Aynen. Ben o takıları istiyorum lütfen. Tabii bir bakayım. Buyurun. Bir tanesi bu. Diğeri de bu. Aynen bunlar. Peki benden önce size bu takılarla ilgili herhangi bir şey soran oldu mu? Yok, olmadı. Güzel. Tamam. Ben bunları satın almak istiyorum. Hay hay. Yalnız sizden bir ricam olacak. Eğer birisi gelir, benden sonra bu takılarla ilgili bilgi isterse kesinlikle bilgi vermiyorsunuz. Anlaştık mı? Olur tabii. Yıldız Argun ismini duymadınız. Ve olur da birisi gelirse ne yapıyorsunuz? Beni arıyorsunuz. Ararım tabii beyefendi. Dünyanın parasını vereceksiniz. Siz hiç merak etmeyin. Sağ olun. Borcumu da öğreneyim ben. Buyurun. Tamam. Alayım. Vay Yıldız vay. Saffet Usta. Buyurun hanımefendi. Ender Çelebi. Buyurun. Evimden çalınan mücevherleri arıyorum. Size satılmış diye bir bilgi geldi. Ben çalıntı mal almam. Yanlış yere geldiniz herhalde. Yok, öyle basit bir hırsızlıktan söz etmiyorum. Bayağı ev hanımı görünümlü güzel bir kızdan bahsediyorum. Saffet Usta, bu iş mahkemeye taşınacak. Siz de yanarsınız. Takıları siz değiştirmişsiniz. Ben o işleri bırakalı yıllar oldu. Dileyen gitsin mahkemeye versin. Ben ne birinin malını aldım ne de değiştirdim. Öyle mi? Emin misiniz? Tabii ki eminim. Bakın, gelen kızın ismi Yıldız Argun. Bu kızın kocası çok güçlü bir iş adamı. Ve bu kız kocasını da dolandırıyor. Başınız gerçekten belaya girebilir. Söylediğim gibi hanımefendi, ne ben öyle birini gördüm ne duydum. Biz artık imitasyon yapmıyoruz. Okey. Şu anda söylediklerinize inanmaktan başka bir çarem yok. Ama eğer yalan söylüyorsanız adalete hesap vermek zorunda kalacaksınız. Haberiniz olsun. Dileyen buyursun gelsin. Benim anlamak. Öyle olsun bakalım. Alo, Kemal Bey. Şimdi bir kadın geldi. Ender Çelebi. Günaydın efendim. Bir isteğiniz mi vardı? Günaydın. Bir isteğim yok. Tamirci gelecek, onu bekliyorum. İsterseniz size oturun, ben geldiğinde size haber vereyim. Yok, ben hallederim. Sen geç mutfağa. Peki efendim. Şunu da hiç sevmedim, iş güzel. Merhaba, Yıldız Hanım'a gelmiştim. Benim, gelin. Merhaba. Size bir şey soracağım. Yapacağınız işlem çok uzun sürmez değil mi? Kasadan kasaya değişir. Ha. Yalnız çok fazla vaktiniz yok. Hiç merak etmeyin. Hayırdır? Yine mi soyulduk? Hayret, sen nasıl uyandın bu saatte? İçki de içtiğin için kendine gelemezsin sanmıştım. Bu kim Yıldız? Beyefendi marangoz. Ben artık dolabıma sığmıyorum da dolap yaptıracağım. Tabii sığmazsın sen dolabına. Senin alışverişine dolap mı dayanır? Ben de bir iki bir şey yaptırmak istiyordum. Siz bir gelir misiniz benimle? Zehracığım, yalnız beyefendinin çok az vakti var. Onu da bana ayıracak maalesef. Yıldızcığım, senin marangozunu kullanmak da mı yasak? Sanki sen veriyorsun parasını. Gelin siz. Neyse, siz yardımcı olun. Ben şey yapacağım. Geleceğim yanınıza Zehracığım.
açılmıyor mu? Bir saniye. Hah, oldu. Size bir şey soracağım. Evet. Ben şimdi bunları alıyorum, yerine gerçekleri koyacağım ya. Bunu kilitlenmemesi lazım. Şöyle falan tutsam bir şey olur mu? Dışarıdan bakıldığında anlaşılması imkansız, kasayı açması lazım. Hı, tamam. Kilitlenme dediğim mi? Bu şekilde oldu. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ben Kemal'e haber vereceğim. Rica ederim de bu aşağıdaki bayana ne diyeceğim? Onu boş verin. Ben hallederim. Gelin. Tamam. Neyse o zaman Yılmaz Usta. Ben vazgeçtim. Zehra Hanım sizi arayacak. Tamam Yıldız Hanım. Beyefendi yolcu edin. Ne oldu? Ben vazgeçtim ama söyledim Zehra arayacak diye. Sen ararsın. Sen niye vazgeçtin? Ya ne bileyim, bir ölçü alamıyor, bir beceriksiz geldi. Hem de marangoz fikri de çok demode. Ben İtalyan bir mobilya siparişi veririm diye düşündüm. Sen sipariş vereceksin, ben ustaya yaptıracağım. Yani Yıldız, ne bileyim, sen sipariş veriyorsan benim bütün İtalya'yı eve getirmem lazım ya. Getir o zaman Zehracığım. Hadi ben gidiyorum. Gelme gelme sen. Ben giderim. Bir 5 dakika bekleteceğim sizi, hemen geliyorum. Evet, alabildin mi? Çok şükür. Yalnız tahmin ettiğimiz gibi Ender haber uçmuş hemen. Salak Zehra söylemiştir. Sen nereden öğrendin? Kuyumcuyu temizlemiştim. Benden sonra birisi gelir soruşturursa bana haber ver diye. O aradı. Adam bir şey söylememiş değil mi? Yok, tembihledim dedim ya. Her şey burnunu sokmasa rahat etmiyor bu hastası. Yıldız, yalnız bir şey merak ediyorum. Sen bunların gerçek olduğunu Halit'e nasıl söyleyeceksin? Yani adamın teki geldi, gerçeklerini yerine koydu demeyeceksin herhalde. Sen o kısmı düşünme canım. Gerçi o da doğru. İş dolap çevirmeye gelince senden iyisi yok değil mi? Sen bana laf söyleyeceğine Zehra'yla samimiyetine dikkat et. Neden? Ne oldu ki? Ay ne olacak? Aşık olmuş sana salak. Hmm. Niye sırıtıyorsun? Zehra'ya bakacak halin yok herhalde. Yıldız, kime baktım seni zerre kadar ilgilendirmez. Neyse, seninle bir anlaşma yaptık. Ben anlaşmanın bana düşen kısmını yerine getirdim. Şimdi sıra sende. Hazır mısın? Söyle. Bir gece bana gelmeni istiyorum. Anlamadım. Anlamayacak neyi var? Bir gece bekliyorum işte. Kemal, ben gece gece sana nasıl geleyim? Delirdin herhalde. Yıldız, her şeyi hallediyorsun. Bunu da halledersin sen. Ayrıca bana verdiğin sözü de tutmayacak değilsin, değil mi? Sana inanmıyorum Kemal. Ben gidiyorum. Detayları akşam yemekte konuşalım, olur mu? Hoş geldiniz efendim. Bu arada Halit Bey geldi odasında, bilginiz olsun. Halit mi? Hayatım, erken gelmişsin. İşim erken bitti. Üstümü değiştirip çıkacağım da. Sen nereden geliyorsun? Ben de Aslılar'laydım. Yeni bir restoran açılmış, oraya gittik. Ha, iyi yapmışsın. Ya bugün bir şey öğrendim. Sana onu söyleyecektim. Bu bizim eve gelen eksperler var ya, sen onlarla ilgili olayı duydun mu? Hayır, ne olmuş? Bunlar daha önce de başka evlere gidip onların mücevherlerine de sahte demişler. Yok canım, uyduruyorlardır. Hayır hayatım, uydurmuyorlar. Bilerek sahte diyorlarmış ki sigortadan muaf tutsunlar. Sonra da evlere adam yollayıp gerçek takıları çaldırıyorlarmış. Allah Allah.
Gerçi çok saçma geliyor bana ama. Hayır hayatım, saçma değil. Zaten bizim evdeki takıların sahte çıkması da çok saçmaydı. Sen bence kuyumcunu ara. Kuyumcun gelsin baksın. Hatta yeni bir eksperle beraber çağır. Bir daha kontrol ettir yani. Ben çok şüphelendim. İçime kurt düştü. Evet, doğru söylüyorsun. Hayatım bilmiyorum. Bütün personel kovulması işlerine geliyor da olabilir. Ya ben korktum birazcık. Sen mutlaka bence bunlara baktır. Allah korusun eve bir adam yollarlar, bir şey yaparlar. Evde küçük çocuk var, biz varız. Olmaz yani. Tamam tamam, ben yarın çağırırım. Tamam hayatım. Bence o takılar sahte değil. Hayatım akşama bir şey yapalım mı? Söyledim ya üstümü değiştirip çıkacağım diye. Bir yemeğim var. Peki. Benden önce evlenmiş ya. Ben hazırlanıp çıkıyorum. Tamam. Ben de hazırım. Geliyorum. Kaçta gelirsin hayatım? Geç gelirim. Ne oldu? Ben de Zeynep'e gideceğim de o yüzden sordum. Kesin geç geliyorsun yani. Evet, geç kalacağım. Sen yine de çıkınca bana ben çıktım eve geliyorum diye mesaj atsan olur mu? Yıldız ne oluyor? Hiç. Belki sana sürpriz yaparım. Anladım. Peki, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bu ürünlerde sorun yok. Ne demek sorun yok? Yok. Mücevherler gerçek. Sertifikalarıyla birebir aynı. Bak, dedim ben sana. Sizden önce gelen eksperler bunların sahte olduğunu söyledi. Kesinlikle olamaz efendim. Bana güvenmiyorsanız başka firmalarda tanıdığım eksperler var, yönlendirebilirim. Yok, yok. Ben bana bu yanlış bilgiyi veren adamdan hesap soracağım. Çıkabilirsiniz. İyi günler. Vay be. Hayatım dedim ben sana. Bak, olan Aysel'e oldu. Herkesi geri alamasak da en azından Aysel'i çağırsak. Ya ben ona güveniyordum. Hem baksana günahını almış olduk. Neyse Yıldız, ben de böyle olsun istemezdim ama yapacak bir şey yok. Hayatım, ne demek yapacak bir şey yok? Ne yapayım? Aysel'i arayıp işine geri dönmeyeyim. Hayır hayatım, senin bir şey yapmana gerek yok. Ben ararım. Hem ben zaten evde yeni çalışmaya başlayan kadını da hiç sevmedim. Ne olur Halit. Ne kadar kıymetliymiş bu Aysel. Tamam, ara gelsin. Teşekkür ederim hayatım. Hayatım, aradım Aysel'i. Birazdan burada olur. İyi. Ne Aysel'miş? Konusu kapanmadı gitti bir türlü. Benim için önemliydi. Neyse, Zeynep Aliyan'a sürpriz yapıyor bugün. Öğlen oraya gideceğiz. Ne sürpriziymiş bu? Aliyan'ın teklifine evet diyecek. Aliyan gibi bir adam kardeşine evlenme teklif ediyor ama kardeşin düşünüyor. Kardeşin de bir tuhafmış yani. Zeynep'in derdi hiçbir zaman evlenmek değildi. O sadece mutlu olmak istiyor. Ablasını çekmemiş demek ki. Ne dedin sen Halit? Kötü bir şey söylemedim. Niye alındın ki? Sen de benimle evlenmek istiyordun ya. O yüzden öyle dedim. Benim seninle evlenmek isteme sebebim metres gibi algılanmamaktı. Bunu bile anlayamamışsın. Neyse, konuyu kapat. İnşallah evlenirler ve mutlu olurlar. Olacaklar. Ama senin pek inancın yok gibi.
Pek yalan söyleyemem. Yani bana göre o işin pek oluru var gibi durmuyor. İnşallah yanılırım. Evet, yanılıyorsun. Çok mutlu olacaklar. Neyse, ben gidiyorum, hazırlanacağım. 1:30 gibi çıkarız. Gel Aysel. Kapıyı kapat. İstediğin oldu. İşe geri alındın. Teşekkür ederim efendim. Beni kollayacağınızı biliyordum. Bilme Aysel. Benden emin falan da olma. Senin şantajlarına boyun eğip seni bu eve geri aldırdığımı düşünüyorsan yanılıyorsun. Sen bu eve geri geldin. Çünkü benim işime yarayacaksın. Anladın mı? Anladım. Bir daha beni tesis etmeye kalkarsan gider Halit'e her şeyi bizzat kendim anlatır. Geri kalan hayatımı da seni mahvetmeye adarım. Duydun mu beni? Ben bu evden Ender'i gönderdim. Sen kendini sakın nimetten sayma. Tamam, tamam Yılsan. Bundan sonra benim lafımdan çıkılmayacak. Bu evde ne olursa, ne duyarsan, ne görürsen gelip bana söyleyeceksin. Peki efendim. Aferin. Şimdi işinin başına dön. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.